Bugün yine maalesef Silivri cezaevindeyiz. Buranın adını değiştirdiler biliyorsunuz. Artık burası Marmara Cezaevi olarak geçiyor adı ama tabii Silivri Cezaevi. Daha önce Bakırköy Kadın Cezaevinde Sayın Mücella Yapıcı'yı, Çiğdem Mater'i, Mine Özerden'i ziyaret etmiştim. Bugün de Silivri Cezaevinde Osman Kavala'yı, değerli meslektaşım Can Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ı ve Hakan Altınay'ı ziyaret ettim. Biliyorsunuz bu insanlar kurguya dayalı iddialarla mahkum edildiler. Gezi onurlu bir halk direnişidir. Gezi toplumun, milyonların demokratik protesto hakkıdır. Ama Gezi'den o kadar çok korktular ki ve sarayın duvarları arasındaki korku o kadar büyük ki hiçbir suçu olmayan insanları o Gezi'den duydukları korku sebebiyle işte cezaevinde tutuyorlar. Ama her zaman ifade ettiğimiz gibi insanları hapsedebilirsiniz. Hapsedemezsiniz. Ve her kumpas davası bir gün gelir mutlaka çöker. Bu da çökecek. Bu insanlar dışarıya çıkacak. Bu kararın istinafta bozulması lazım. Ve derhal ivedilikle bozulması lazım. Çünkü biz hukukçular olarak bu dosyanın içeriğini çok iyi biliyoruz. Tamamen kurguya dayalı iddialar ve bir tek delil dahi yok. Mesnetsiz, yani tamamen dayanaksız bir dosyanın üzerine böyle bir dava inşa edemezsiniz. Onun için çökecektir. Taksim Gezi Platformu'nun üyeleri daha önce çok kez yargılandı. Beraat ettiler kaç kere. Ağır Ceza Mahkemesi en son oy birliğiyle beraat ve tahliye kararı verdi. Şimdi hükümeti devirmeye, teşebbüse sokmaya çalışıyorlar Gezi direnişini. İnsanların toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanması, insanların meydanlarda demokratik protesto hakkını kullanması hükümeti devirmeye teşebbüs olabilir mi? Ancak ve ancak cebir ve şiddet kullanarak bir hükümeti devirmeye teşebbüs edebilirsiniz. Cebir ve şiddet nerede? Ki bu insanlar, cezaevindeki insanlar Gezi sürecinde tamamen barışçıl protestolar için o kadar çaba sarf ettiler ki. Bunu anlatan tanıklar bile var. Büyük bir haksızlıkla, hukuksuzlukla, adaletsizlikle karşı karşıyayız. Bugün Gezi davasından yatanların aileleri de buradaydı, cezaevindeydi. Onlarla da görüştük. Anneleriyle, babalarıyla, eşleriyle, çocuklarıyla. Küçük Vera buradaydı. Küçük Ege buradaydı. Vera biliyorsunuz Tayfun Kahraman'ın kızı. Ege Hakan Altınay'ın küçük oğlu. Salı günü de mecliste ağırlayacağız aileleri. Orada hem siyasi partileri ziyaret edecekler, hem grup toplantısına katılacaklar. Onları mecliste ağırlamaktan da büyük mutluluk duyacağız, onur duyacağız. Adalete çok ihtiyacımız var. 85 milyon adalete susadı. Adalete susamış bir insanın susuzluğunu dünyanın tüm nehirleri bir araya gelse gideremez. Onun için adalet çok hızlı bir şekilde yerine gelmeli, tecelli etmeli. Gerçek beka sorunu nedir biliyor musunuz? Devletin temeli olan adaleti çürütürseniz gerçek beka sorunu budur. Ve bununla karşı karşıya Türkiye. Adaletin olmadığı yerde aş, iş, ekmek de olmaz, barış da olmaz, huzur da olmaz. Onun için adaleti tesis edeceğiz. Demokratik hukuk devletini tesis edeceğiz. Ve bizim amacımız suçsuz insanlar cezaevinde olmamalı. Olmasın. Birilerinin keyfi için, birilerinin korkuları için, birilerinin iktidarını devam ettirmesi için, şahsi ikbali için suçsuz insanlar bugün maalesef cezaevinde. Üniversite öğrencilerini tutukluyorlar, gazetecileri tutukluyorlar, siyasetçileri, kadınları. Ama öbür tarafta işte insanlar ölüyor yerin altında. Çorlu tren katliamında, Soma'da, Ermenek'te, Bartın'da. Onun dışında o kadar büyük suçlar işleniyor ki gerçek sorumlular yargı önüne dahi çıkarılmıyor. Çünkü keyfilik hakim. Çünkü sorun sistemde. Sistemle adalet doğrudan bağlantılıdır. Siz bu sistemde
yargının bağımsızlığını sağlayabilir misiniz? Mümkün mü böyle? Onun için önce sistemi değiştireceğiz. Demokratik hukuk devleti için güçlendirilmiş parlamenter sistemi, bağımsız ve tarafsız yargıyı mutlaka tesis edeceğiz. Bugün tarihimizin en derin ekonomik krizini yaşıyorsak, adalet krizini yaşıyorsak, siyasi krizini yaşıyorsak bunun temel sebebi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında dayatılan, yaratılan keyfiliktir, hukuksuzluktur. Bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştireceğiz ve Gezi davasını da, Gezi davası sebebiyle bugün cezaevinde olan çok değerli arkadaşlarımızı da hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Hiç kimse unutmasın ki hukuk her şeyi sonuna kadar takip eder. Çok teşekkür ediyorum.